Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Süper Sculpey hamurundan bebek yapacağız. Bu bir karakter, sizin de bildiğiniz bir karakter. Maşa bebeği yapacağız. Evet, elimde küçük bir parça hamur var. Yumuşatıyorum onu. Bir de silikondan bir kalıbım var. Maşa bebeğin yüzünden alınmış bir silikon kalıp. Hamurumu yumuşattıktan sonra biraz açıyorum, inceltiyorum ve kalıbın içine bastırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi maşa bebeğimin yüzü hazır. Fazlalıkları temizliyorum. Biraz burun kısmında ezilme var. O ezilmeyi düzeltmeye çalışıyorum. Yine çok küçücük bir hamurla burun ucunu yapacağım. Evet, burnun ucunu yaptım. Şimdi benim elimde gözler var, bebek gözleri. Bu eskimiş bebeklerinizin gözleri olabilir. Onlardan çıkartıp değerlendirebilirsiniz. Göz yerini açıyorum hamurun içine. Gözleri tekrar yerleştireceğim şimdi. Göz yerini açıp yerleştiriyorum. Arka taraftan yerleştiriyorum. Üstten gözü koyup yerini belirleyebilirsiniz benim yaptığım gibi. Şimdi minik bir hamurla göz kapağını yapacağım. Bunları yaparken yine bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. Aynısı olmak zorunda değil. Evet, göz kapaklarının da yerlerini belirledim. Şimdi hafif hafif iki hamuru birbirine kaynaştırıyorum. Gözler tamam, bitti. Fırınladıktan sonra arka tarafı tutkal ve selpakla kapattım. Hamurun devamını kullanmadım çünkü biliyorsunuz maşanın başında bir eşarbı var. Eşarp ve saç geleceği için tutkal ve selpakla yaptım arka kısmını. Şimdi beden kısmını oluşturmak için tellerden vücudun iskeletini yapacağım. Bu telleri hobi dükkanlarında bulabilirsiniz. Yumuşak teller bunlar. 3 kat yaptım. Başı taşıyabilmesi için. Boyun kısmına doğru geçirdim. Evet, vücudumun teli hazır şu anda. Kolları için tekrar yine 2 kat bir tel hazırladım. Boyun kısmı çıkmaması için tekrar silikon dökerek yapıştırıyorum selpakla içeriye doğru. Daha sağlam olması için. Kol kısımlarını yaptım şimdi. 2 tane tel. Bunların üzerine yine silikon sürüyorum. Et kalınlığı vermesi için şimdi o selpağın üzerine ince bir sünger geçiyorum. Siz bunu selpakla da devam edebilirsiniz. Benim elimde ince süngerim olduğu için süngerle vücudun gövde kısmını yapıyorum şu anda. Şimdi bacakları da aynı şekilde tellerden yapıyorum. Yine süngerle vücudun geri kalanını devam ediyorum. Elyaf kullanabilirsiniz. Kalın kumaşlardan vücudun alt kısmını yapabilirsiniz. İllaki sünger olması gerekmiyor arkadaşlar. Şimdi ellerini yapıyorum. Ellerini de çok basit yapıyorum. Yine küçük ince bir hamur aldım. Siz bunu kürdanla yapabilirsiniz. Kürdanla parmak kısımlarını ayırabilirsiniz. Baş parmağını yaptım. Yine iç kısmına ince bir tel koyuyorum. Çünkü bunları kola ekleyeceğiz.
fırınladıktan sonra. Ayakkabılarını yapıyorum. Ayakkabıları da gözüküyor çünkü çok hafif elbisesinin altından. Ayakkabılarını da şekillendirdim. Bunları yapıştırmadan önce fırınlıyoruz biliyorsunuz. Şimdi yine süngerin üstüne tutkal sürüyorum çünkü maşanın beyaz bir gömleği var. Onun üstüne ince bir tülbent saracağım. Gazlı bez olabilir, ince bir tülbent olabilir, penye olabilir, beyaz bir penye olabilir. Evde bulabildiğiniz kumaşlardan yararlanabilirsiniz. Şimdi benim yine elimde bebek yaptığım için saçlar var. O saçlardan Maşa bebeğin ön kahküllerini yapıştırdım. Bunu siz yünden yapabilirsiniz ya da dediğim gibi kullanmadığınız eski bebeklerinizden saçları kesip yapabilirsiniz. Şimdi Maşa bebeğin başörtüsünü yapıyoruz. Pembe bir başörtüsü var. Maşa bebeğin elbisesini yaparken hiç dikiş kullanmıyorum bu sefer. Hep yapıştırarak yapacağım. Başörtüsünü de hazırladım. Üçgen şekilde. Şimdi Maşa bebeğin bir beyaz penyesi var içinde. Bunu da yine yapıştıracağım. Yaka kısmını kesiyorum. Evet, başından geçirdim, yapıştırdım. Şimdi fırınlamış olduğum elleri takıyorum. Maşa bebeğimin elleri de hazır. Daha sağlam olması için bir iplikle sardım kol kısımlarını. Şimdi tişörtümün kolunu yapıştırıyorum. Evet, Maşa bebeğimin tişörtü hazır. Şimdi bir jilesi var, askılı bir elbisesi var. Pembe bir satenden elbisemi de kestim. Bunu da yapıştıracağım. Kol kısımlarını kesiyorum. Şeffaf bir oje ile sabitliyorum atmaması için. Evet, bunu da yapıştıracağım. Prova yapıyorum. Boyunu ölçtüm. Şimdi Maşa'nın etek uçlarında, orijinal elbisesinin etek uçlarında su taşları var. Süslü bir elbisesi var. Ben de ona benzer bir şey buldum. Etek kısmına yapıştırıyorum. Evet, şimdi üst kısımlarını yapıştıracağım. Askı kısımlarını yapıştırdım. Kollarında da aynı su taşından var. Onları da yine silikonla yapıştırıyorum. Şimdi eşarbımı yapıştıracağım. Maşa bebeğimin saçlarına şekil veriyorum şimdi. Kahküllerini kesiyorum. Dudaklarını da hafif pembeye boyadım gördüğünüz gibi. Yine hamurum ten rengi olduğu için yüzünü ten rengine boyama gereği kalmadı. Evet, Maşa bebeğim hazır, bitti. Ayrıca Maşa bebeğimin yüz kalıbının nasıl yapıldığını izlemek istiyorsanız sağ taraftaki i harfini tıklayarak
Umi Kids kanalına gidebilirsiniz. Kolay gelsin.